Merhaba ben Serkan Mert. bugün sabaha karşı bir arkadaşım bana mesaj atıp güldür güldürün bir skecini paylaştı. Skeç bir şirketin yapay zeka ile insansızlaşmasını konu alıyor. İşte dedi ki buna ne dersin? Ben de söyleyeceğim. Burada söylemek istedim. Şimdi bu aslında bir yere kadar doğru ama aslında kazın ayağı öyle değil. Şimdi öncelikle skeci seyretmeyenler için özet geçeyim. Şimdi bir şirket var ve yüksek kazanç sağlıyor fakat bu çalışanlara yansımadığı için çalışanlar ücret ve iş koşullarının iyileştirilmesini e, müdürden talep ediyor. O esnada işte yeni gelen bir stajyer var ve bu stajyer yapay zeka uzmanı. Hak iddia eden her kesimin işini yapay zekada e, yapabileceğini söylüyor ve dediği gibi de yapıyor. Bütün işi yapay zeka, üstelik çok hızlı ve yüksek doğrulukta yapınca müdür e, tabii bundan etkileniyor ve tek tek çalışanlarını işten çıkarıyor. Müdür bu durumu işte patrona anlatıyor. Patron da artık sana da gerek kalmadı deyip müdürü de çıkarıyor. Daha sonra işte patron yazılımcıya dönüyor. Diyor ki işte bütün bunları yapay zeka kendi başına otomatik olarak yapabilir mi? Hani hiç kimseye ihtiyaç duymadan. Yazılımcı evet yapabilir deyince onu da işten kovuyor. Ve işte fabrikada bir tek patron kalıyor. Ve işte bütün bu işler kendiliğinden işliyor. Skeçin özeti bu. Şimdi bu olabilir mi? Teoride olabilir. Fakat sizin önce şirketin tüm bu iş döngüsünü belirleyip kusursuz yani aksamadan işleyebilmesi için şirkette tam olarak nelerin yapıldığını önce tespit edip nelere ihtiyacınız olduğunu eksiksiz bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra işte bu gereksinimleri karşılayacak ve hani insanların yaptığı diğer işleri yani bilgi ulaştırmadan tut da işte eylem başlatıp sonlandırma gibi daha birçok şeyin firma içerisinde gerçekleşen bütün o eylemler ve iş akışına şunu çok özel bir algoritmaya dönüştürmeniz gerekiyor. Yani bunun için özel bir yazılım oluşturmanız gerekiyor. Bir algoritma geliştirmeniz gerekiyor ve bu aslında tamamen size özgü bir durum. Olmakla birlikte hani bu kadar çeşitli konunun ortak bir yapıda çalışması gerekiyor. Yani şirketin bütün departmanlarının işlerini yapacak bir e, algoritma oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra tabii bu algoritmayı çalıştıracak, bunu destekleyecek ve işlemleri yerine getirecek teknolojiyi e, belirleyip bütün bunları tedarik edip şirketinize entegre etmeniz lazım. Şimdi buraya kadar olan kısmın her başlığı zaten imkansız. Ama hani bir an için bunun mümkün olduğunu düşünelim. Fakat bu dönüşümün maliyeti milyarlarca doları bulur. Ve bunu yapmak yıllarınızı alır. Yani bunlar öyle ucuz ve kolay işler değil. Bir an için çok zengin olduğumuzu, işte parayı bulduğumuzu düşünelim. Zamanımız da var istemediğimiz kadar. Şimdi şirket işini işte kusursuz şekilde kağıda döktük. Bunda bir problem yok. Yetmedi işte bunun bir sisteme bağladık. Güzel bir sistem oluşturduk ve bunun için çok özel bir <laughs> algoritma geliştirdik. Yetmedi işte bu algoritmayı çalıştıracak teknolojiyi bulup satın aldık ve işte şey şirkete entegre ettik. Kısaca şöyle söyleyelim. Her şeyi yaptık. Her şey tıkırında çalışır vaziyete geldi. Artık insana ihtiyacımız kalmadı mı? Şimdi burada bu soruyu soralım. Şimdi bu yeni yapının işleyişini takip edecek olası aksaklık, arıza ve sorunları giderecek bir mühendis ekibi olması lazım. Bu şart. Çünkü her şeyiniz dijital. Tamam burada her an problem çıkabilir. O yüzden bize öncelikli olarak bir mühendis ekibi yani bunların içinde işte ne olması gerekiyor? İşte yazılımcılar olmalı. Değil mi? Yani mesela bak bu arada hani yazılımcılar işsiz kaldı diyorlardı ama bak <laughs> mesela ilk işi aldığımız kesim yazılımcı oldu. İşte daha sonra ne lazım? İşte elektrikçiler lazım. Değil mi? Çünkü her şey elektriğe bağlı. Operatörler bağlı bu cihazların çalışabilmesi için. İşte mekanik yani işte montaj ve bakım ekibi e, lazım. Vesaire vesaire. Bütün bunların muhakkak olması gerekiyor ki sistem işleyebilsin. Aksamadan veya herhangi bir problem yaşamadan sorunsuz bir şekilde işleyebilsin. Şimdi tabii bu insanlara doğal olarak çay ya da kahve hazırlayacak olan fikriye hala ihtiyacımız var. Yani fikriyi kovamayız. O hala ocakta çalışması gerekiyor. Çay kahve hazırlaması gerekiyor. Yetmedi. Şimdi bazı insanları çalışıyoruz. Tabii bu insanların yemek ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Bunun için aşçı, bulaşıkçı, işte çırak, yamak işte vesaire yani mutfak personeline olduğu gibi ihtiyacımız var. Günlük yemek çıkartacak. E tabi dolayısıyla şirketin güvenliği için yine bekçilere ihtiyacımız var. Temizlik ekibine ihtiyacımız var. E, işte i̇şte bu kadar kişi çalışıyorsan tabi muhasebeciye ihtiyacın var. Haliyle insan kaynakları departmanına ihtiyacın var. E doğal olarak işte burada düzen oluşturmak için müdürlere, şeflere, amirlere ihtiyacın var vesaire vesaire. Şimdi ne oldu? Bir grup insanı işten çıkarttık. Bu tamam yani bunda bir sorun yok. Ama Onların yerine başkalarını aldık. Almak zorunda kaldık. Çünkü bunlar bir gereksinim. Bunlar mutlaka olması gerekiyor. Yani pek fazla değişen bir şey olmadı aslında. Peki bu değişim bize neye mal oldu? Yıllara ve milyarlarca dolara. Yani bunlar ucuz şeyler değil. Ve birden olan şeyler değil. Şimdi burada hani a madem başladığımız yerdeyiz. Değişen bir şey olmadı da biz bu tezeyi niye yedik diye sorarlar adama. Çünkü döndük dolaştık gene aynı yere geldik. Ne oldu? Kadrolar tamam değişti. Ve tamamen dijitalleştik. Bunun dışında değişen bir şey olmadı aslında. Hem yıllarımız hem de milyarlarca dolarımızı kaybettik. Peki bütün bu masraf değişime değdi mi? Bazı konuları işte artık 3 saniyede yapıyoruz. Skeçte olduğu gibi de senin her 3 saniyede bu işlemi yaptıracak bir iş hacmin yok ki. Yani bunu 3 saniyede yapsan olur yapmasan olur. Şimdi böyle bir sistem kurmak zaten imkansız. Yani onu geçiyorum. Yani böyle bir şey zaten mümkün değil. Onu geçiyorum. Hani bir an için bunun mümkün olduğunu varsayalım. Şimdi içinizden kaçı mevcut düzeni bununla değiştirir ya da değiştirebilecek kaç tane şirket var diye soralım. Şimdi bunlar yapılabilir olsa bile değişen fazla bir şey olmuyor. <laughs> Ama buna rağmen hiçbir getirisi olmadığı halde Milyarlarca dolar harcıyorsunuz ve yıllarınızı bu işe veriyorsunuz. Şimdi bu skeçte gösterildiği ya da YouTuberların anlattığı gibi birilerinin laptoptan internete girip de yapabileceği bir şey değil bu. Yani bu işler bu kadar basit değil. Yani bu tahıl ambarını uçak fabrikasına dönüştürmek gibi bir şey, yani para harcamadan, topyekün yenilemeden bu değişim imkansız. Yani böyle bir şey yapamazsınız. Özetle şunu söyleyeyim herkes aslında işinin başında kimseye bir şey olduğu ya da olacağı yok. İnternetin abartmalarına kesinlikle kulak asmayın. Daha dün Metaverse diye millete dijital ortamda arsa ev aldırdılar. Hepsi battı gitti. NFT diye işte milleti bir ton zararı uğrattılar. Coin dediler işte coin diye milleti yarı yarıya yoksullaştırdılar. Şimdi işte bu çıktı. Ki bu aslında daha beter. Yani bu sefer işte mana mülke değil direkt çocuklara zarar vermeye başladı. Yani yazılımcı olma işte sanatçı olma, işte onu olma, bunu olma, E ne olacak? Herkes torbacım olacak arkadaşım ya. Ne demek yazılımcı olma, onu olma, bunu olma? Ya bu tipleri kesinlikle kulak asmayın. Ya bak geçen bir video izledim. Ya dedim artık yani arkadaş yani Allah belanızı versin dedim. Yani bu kadar da olmaz dedim ya. Şimdi Apple Vision Pro işte duyuruldu. Aynarca o işte şöyle müthiş böyle harika uçuyor kaçıyor işte geleceğin kendisi devrim yenilik teknoloji zaman ötesinde bilmem neresinde diye milletin aklına girdiler. Herkes Apple Vision Pro aldı. Şimdi aynı dallama yeni video çekmiş Diyor ki orada çalışmıyor, burada işlemiyor, şurada kullanılmıyor. Bilmem nerede bir esprisi yok. Aldım ama pişmanım buna 150 bin lira verilir mi diye utanmadan video çekiyor. Bunlar böyle işte. Bunlar böyle. Yapay, baş, yapay zeka başlıklı videolara bakıyorum. Arkadaş yani akıl alır gibi değil ya. Birinde şehir havaya uçuyor, birinde dünya patlıyor, birinde robotlar insanlarla savaşıyor, birinde savaş bitmiş. <laughs> robotlarla insanları esir almışlar. Ya birisi bir saat boyunca öldük bittik diye ağıt yakıyor. Ya arkadaş hani siz müptezelsiniz onu anladık da. Yani iki dolar kazanacağız diye çocukların ruh halini niye bozuyorsunuz ya? Gençler bir evde işte bölüm seçmiş. Şimdi kafaları o kadar karışık ki ulan nasıl bir yola girdik biz diye kara kara düşünüyorlar. Ya bu müptezelleri kesinlikle kulak kasmayın. Yani iş öyle anlatıldığı gibi değil. Bunlar saçmalıyor. Ya yani bilmiyorum gençlerden, öğrencilerden dinleyen var mı ama siz yine okuyun. Çünkü okuduğunuz bölümler zaten değerli, ileride daha da değerlenecek. Şu an sizin eğitimine aldığınız konular, yani yazılım olsun, görsel sanatlar olsun veya diğerleri, bunlara henüz gerçek değerine ulaşmış değil. Biz mekanikten teknolojiye daha yeni geçiyoruz. Yani geçmiş bile sayılmayız. O yüzdendir ki işte bugün hani yazılımcılara baktığınızda, yazılımcıların %80 ya da %70'i web geliştirmeyle uğraşıyor. Çünkü iş sınırlı. Ya daha düne kadar bu bile yoktu. Bak bu bile yoktu. Yazılımcıya neredeyse ihtiyaç bile duymuyordu düne kadar. Her şey mekanik işliyordu. Şimdi şimdi işte oyun geliştiriciler olsun, uygulama geliştiricileri olsun ya da işte güvenlik ve diğer iş kolları olsun. Yani bunlar yazılımcı istihdam etmeye başladı. Ama bu yeni olan bir şey. Hep olan bir şey değildi bu. Yapay zeka teknolojinin dünya genelinde yaygınlaşmasını hızlandıracak. Tabi o zamanda işte hani sizlere yani yazılımcılara, görsel sanatlarla uğraşanlara vesaire iş kollarına daha çok ihtiyaç olacak. Çünkü bugün bunlara ihtiyaç duyan firma sayısı iki elin parmağını geçmez. Yani teknoloji ucuzlayıp kolay erişilebilir hale geldiğinde ve dünya genelinde yaygınlaştığında herkes bunu kullanmaya başlayacak. Bu da kaçınılmaz olarak tabi talebi artıracak. Ve öyle dedikleri gibi her şey bir tıkla yapılabilir hale gelmez gelemez bu mümkün değil. Velev ki böyle bir şey mümkün olsun. ve ki Abi bir an için böyle bir şey mümkünse yapın. Milyar dolarlık şirketler senin hayatını bu kadar kolaylaştırmak için niye kendilerini feda etsin arkadaşım? Ya yani adamların imkanı olsa ayağındaki donu alır. Ya yani bunlar böyle kar amaçlı kurulan şirket bunlar. O yüzden yani yaptığınız işin kıymetini bilin. Bunlar değerli meslekler. Dijital işlerin büyük bölümü geleceğin mesleğidir ve bu gerçeklik kesinlikle değişmez. Yani sizin işsiz kalmanız için ileride sizin işsiz kalmanız için bizim teknolojiyi yitirip mağara devrine dönmemiz lazım. Ki <laughs> hani orada hani gene işte güzel sanatlar aç kalmaz. Yani orada bir şekilde yolunda bulur. Ama yazılımcılar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Tabii onlar için hayat biraz daha zor olur ama yaptığınız iş kıymetli, değerli. E, onun mutlaka kıymetini, değerini bilin. Dediğim gibi yani şu an biz henüz bunu görmüş değiliz. Yani biz teknolojiyi görmüş değiliz. Bunu ileride siz göreceksiniz. Bunun işte altın çağını siz yaşayacaksınız muhtemelen veya sizden sonraki jenerasyon. O konuda tam emin değilim ama bizden sonrakilerin yaşayacağına eminim. O yüzden yani bu internette sağda solda duyduklarınıza lütfen kulak kasmayın. Yani öyle anlatıldığı gibi değil bu işler. Bu işler öyle anlatıldığı gibi değil. Umarım katılmışsınızdır veya katılmamışsınızdır bilmiyorum veya işte ikna olmuşsunuzdur veya olmamışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Serkan Mert. Görüşmek üzere.